Gel Deren, gel. Müsait miydi? Haberleri gördün mü diyecektim. Sen de ona bakıyormuşsun. Ya çok efsane bir gece olmadı mı Deren? Ha? Evet, çok ses getirdi gerçekten. Ama tabii asıl golü atana teşekkür etmek lazım. Yok canım, benim işim bu sonuçta. Yok yok, deme öyle Deren. Yani Sanem olmasa bütün bu hazırlıkların hepsi fiyasko ile sonuçlanacaktı. Heh, bak geliyor. Bir alkış. Günaydın Deren Hanım. Ne yapıyorsunuz anlamadım şu anda. Seni alkışlıyoruz Sanem. Günaydın bu arada. Zekanla ajansımızı zirveye taşımanı alkışlıyoruz. Zekayla oldu değil mi onlar? Gerçekten hepimiz hayretler içindeyiz, çoktayız. Ay ya, çok teşekkür ederim. Utandırıyorsunuz beni. Utanmazsın sen. Ha? Diyorum ki, sen utanmazsın diyorum. Çok özgüvenlisin ya. Böyle gurur duyarsın yaptıklarınla diye düşünüyorum. Bir de tabii neyi alkışlıyoruz? Artık alkışlamıyoruz çünkü yetti bana. Alkışlamam ben yani. Bir de yapılacak çok iş var. Yani böyle sohbet nereye kadar? Kompens yüzünden bütün küçük müşterilerin işleri sarktı. Bir sürü reklam metninin yazılması lazım bugün. Aynen öyle. Ben de tam olarak bundan bahsediyorum zaten. Karşımızda Deren Hanım, ajansımızın yeni metin yazarı duruyor. Stajyer yani. Öyle, bayağı bildiğin kadrolu metin yazarı. Nasıl yani şimdi ben? Evet Sanem, evet, tebrik ediyorum şu an seni. Artık ajansımızın kadrolu metin yazarı oldun. Ya! İnanmıyorum. Can. Bey. Yani Can Bey. Can'ın yeni koordinatörü Sanem gümbür gümbür geliyor Deren. Sonunda, sonunda metin yazarı oldum ben. Deren, tebrik etmeyecek misin Sanem'i? Tebrik edeyim. Tebrik ediyorum. Sanemcim, sen artık bundan sonra kim bilir hangi pozisyonlara böyle zıp zıp, değil mi? Ben gideyim çalışayım. Sonuçta normal bir çalışanım ben. Sayın metin yazarı, efendim? Siz de müsait olduğunuz zaman artık teşrif ederseniz beraber çalışacağız. Çayım bitsin, geliyorum Deren Hanımcığım. Bekletmeyeceğim sizi çok. Gelirim yani. Deren, sen duyurursun herkese Sanem'in yeni terfisini. Tabii ki. Sonuçta bu mutlu haberi ilan etmek bana düşer. En çok bana düşer. Gideyim ilan edeyim. İnanmıyorum. Gel gel. Gel gel, sana fotoğrafları göstereyim ben gece. Şimdi sen böyle bakarsan... Nasıl? Hadi gel beni öp gibi. Öyle mi bakıyorum ben? Biraz öyle oldu. Şu an hala oluyor. Neden öpmüyorsun Turan? Hı? Yani sen benim sevgilim değil misin? Hı. Patronum musun yoksa? Can mısın, Can Bey misin? Öpmeyecek misin? Hı? Öpmeyecek misin değil o yani. Hoşuna gidiyor değil mi şu an benim böyle zor durumda olmam? Böyle acı çekiyor olmam. Hoşuna gidiyor değil mi şu an? Yani sevgili olana kadar az zorlanmadık. Sene çileler çektik. ...12-13 Aralık. Alışveriş günleri 12, çarşamba, 13, perşembe, Volkswagen Arena'da. Volkswagen Arena'da. Birbirlerini seviyorlar Deren, görmüyor musun? Ben de seni zeki bir kadın sanardım. Ne olur öyle bir şey olmasın, ne olur bu kadara benim başıma gelmiş olmasın. Sevgililer mi şimdi? Sevgili olabilirler. Kesin sevgililer, işte kesin sevgililer. Sevgili miymiş? Bir foto mu?
biliyordum. Deren Hanım. Buyurun kahveniz. Mersi. Afiyet olsun. Ben bunların hepsini kaldıramam. Ama çok fazla okudum. Onları elimle dinlendirmeyi karıştırmamamız lazım. Yani sen onları tekrar bir çıkarsan, çıktısını alıp bana göstersen. Tamamdır. Direkt sana getiriyorum o zaman onları. Leyla. Direkt sana getiriyorum değil mi? Ha, evet canım. Tamam. Bana getirirsin. Hem o kız kim, sen kim? Biz ikimiz aynıyız. Biz ruh eşiyiz. Artık bunu sen de kabullensen iyi olur. Emre Bey, girebilir miyim? Gir tabii. Nasılsınız? İyi, sağ ol. Bir şey mi vardı? Yok, ben geldiğinizi görünce... Şey, bir de bunlar imzalanacaktı. Buyurun. Emre Bey, bir şey mi oldu? İyi misiniz? İyiyim, iyiyim. Nasıl kafam dağıldım bu ara? Tamam. Teşekkürler. Kızlar, kızlar biraz önce ne duydun biliyor musun? Dedi ki, Can Bey'le sana biliyor musunuz ya? Cey Cey, ne oldu biliyor musun? Ne oldu? Gözlerim tutuldu. Belim tutuldu. Tam yatıyordum yatağa. Yatamadım. Bu şekilde kaldım. Sabaha kadar böyle ya, uyumadan öyle kaldım. Sonra Deren Hanım aradı onun sesiyle. Anca o. Kendime geldim, evet. Çok geçmiş olsun. Bir şeyler de anlatsaydın. Cey Cey. Efendim? Kahve. Kahve. Deren Hanım. Alayım ben onu. Şöyle bir şey varmış, bir dergide okumuştum. Çok kahve tüketen insanlarda kemik erimesi oluyormuş. Kahve. Çok tüketen insanlarda kemik erimesi oluyormuş. CC biliyor musun? Bugün karar verdim. Ne yaparsan yap sana bağırmayacağım. Kahve. Kemik erimesi oluyormuş. Kahve. Kemik erimesine yol açıyormuş. Kahve. Erisin kemiklerin. Bağırıyorsun dibimde. Arkadaşlar. Geç şuraya. Duyuru yapacağım. Geldiniz mi hepiniz? Evet. Arkadaşlar, hepimiz toplandıysak bir duyurum olacak. Şirketimizde bir takım pozisyon değişiklikleri oldu. Sanem arkadaşımız artık stajyer değil. Evet, kendisi de geliyor zaten. Hı hı. Buyurun. Buyurun, biz gıyabınızda konuşuyormuş gibi olmayalım. Buyurun. Sanem arkadaşımız ajansımızda metin yazarlığı pozisyonuna yükseltildi. Bravo. Çalışanlar karşılığını bravo alır. Ya. Ya. Çok sağ ol. Çok teşekkürler. Tebrik ederiz. Çok emek verdim. CC biliyor. Bravo. Çok uğraştım. Çok çalıştım. Tebrik ederim sana. Teşekkürler Can Bey. Deren, ben çıkıyorum. Nereye Can Bey? İşim var senin. Sizin işiniz burada değil mi? Ne işiniz var ki? Başka türlü iş senin. Ne iş var ki acaba yani? Sanemciğim, patron ya kendisi. Biz hesap soramıyoruz normal olarak. Ha ileride, ama sen eğer o mertebelere çıkarsan inşallah, ki senin hızında hiç zor değilmiş gibi görünüyor bana, sen o zaman hesap sorarsın. Efendim CC. Deren Hanım, başka pozisyon değişiklikleri de var mı acaba? Açıklar mısınız? Bu ne CC? Konumuz bu mu şimdi? Sana bağırmayacağımı deklare etmiştim CC. Kahve. Ben getireyim. Deroş, bir pozisyon değişikliği var mı benimle ilgili? Hı? İnsanların içinde mi söyleyemiyorsun? Söyleyebilirsin şu an. Biliyorum olduğunu. Hadi, hadi söyle. Hangi bölüm, hangi departman? Yükselt beni Dero. Yükselt, yükselt. Tepelere götür beni. Hadi. Sen beni sınıyor musun CC? Ha?
Bağırmayacağım CC sana. Sana bağırmayacağım CC. Hangi departman? Kahve bile getirmiyorsunuz artık bana. Benim sözüm artık sıfır değil mi? Hiçbir geçerliliği yok değil mi? Deren Hanım, hangi departman? İyice uçtun sen iyice. İyice uçtun. İnsanların içinde söyleyemiyor. Yükseleceğim, ben göreceksin. Ben sana öyle bir şey söyleyeceğim ki ağzın açık. Sus! Kovdurturum seni. Pozisyonum değişince seni kovdururum. Terbiyesizlik yapma. Sen beni kovduracaksın. Nereye gitti şimdi sence? Bilmem. İşi varmış. Ne işi varmış? Bilmiyorum, söylemedi. Onu diyorum Saftirik. Sensiz ne işi varmış diyorum dışarılarda. Evet, değil mi? Ne işi var? Sevgili değil misiniz siz? Sevgiliyiz. Madem sevgilisiniz, senin bilmediğin ne iş olabilirmiş acaba? Seni otoparkta bekliyorum. Bir bahane uydurup çık sevgilim. Ne oldu? Sustun, ne oldu? Fesatsın sen, fesat. Deren Hanım, ben size bir şey soracaktım. Sanemciğim, şu anda müsait değilim de ben. Hem sen de metin yazarı oldun ya artık. Yazılı olarak haberleşelim diyorum bir sürü. Mail ortamında falan, nasıl? Profesyonel olarak ilerleyelim diyorsunuz. Aynen öyle diyorum. İyi çalışmalar. Teşekkür ederim kahve için. Cecek. Ah efendim. Ne oldu buna iyice ya? O sinirlendi, iyice manyaklaştı o. Delirdi o, iyice delirdi. Yani şeyden, çığırından çıktı kadın. Tamam. Benim şimdi çıkmam lazım. Hı-hı. Beni idare ediyorsun, tamam mı? Nereye çıkıyorsun Sanem? Ha? Söyle, söyleme ya da sır falan gibi bir şeyse söyleme. Söyle, azıcık söyle, merak ettim. Biraz söyle, hepsini söyleme. Acil. Acil, acil de idare edemem ben. Olmaz, görmüyor musun kadın? İyice delirdi, sen söyledin. Sen benim en yakın dostumsun. Becerirsin. Evet. Ay tatlı arkadaşım benim. Böyle kullan. Böyle duygusallığımı bir silah gibi kullan bana, istismar et. Cecek, Cecek. Efendim, efendim. Nereye gittin? Ne bileyim nereye gitti Güliz. Hemen böyle bitme her yerde, bilmiyorum. Ama konuşuyordunuz, duydum ben. Bir şey falan konuşmuyorduk, saçmalama Güliz. Aa. Buradasınız demek. Cecek, Güliz. Ben düşündüm de hep iş iş iş. Birbirimize hiç vakit ayıramıyoruz. O yüzden dedim ki birlikte yemek yiyelim. O yüzden üçümüze yemek sipariş ettim. Hiçbir yere kaybolmayın. Tamam mı? Olur. Hadi bakalım. Altından ne çıkacak acaba? Ne oluyor ya böyle iyilik meleği demedim gibi? Bilemedim. Sen söyler misin? Ya ne derdi ya? Ya. Of, çok korktum. Asıl ben çok korktum. Neden? Ve ajansta herkesin içinde tutup seni kucaklayacağım diye çok. Biz böyle hep bu otoparkta mı buluşacağız? Yo, daha güzel otoparklar var. Böyle manzaralı, şahane, tam buluşmadık. Orada da buluşabiliriz. Ya dalga geçme. Hadi gidelim, gel. Nereye? Sürprizli canım sevgilim. Sevgilim. Nasıl acıkmışım var ya. Nasıl acıkmışım. Oh, ben doydum. Afiyet olsun, hoşça kalın. Nereye Cece? Otur. Deren Hanım bekler. Deren Hanım bekler. Tabii ama Deren Hanım neyi bekler? Deren Hanım bir takım soruların cevaplarını bekler. Neden bekler? Hangi cevabı bekler? Kimden bekliyor? Sizden. Cece, gitme. Bekle. Tamam. Sabrımın sonuna geldiğime göre direkt konuya gireceğim. Eveleyip geveleyeni yakarım. Ben görmedim, duymadım, bilmiyorum. Öyle obadadır. Kim? Sanem. Onu sormuyorum CC. Oh. Yani Sanem'i soracağım da başka şekilde soracağım. Biz şu kapıyı kapatayım, rezilliğimiz duyulmasın. Kimse de kapı duymasın. Kapı kapanıyor. Kapı kapanıyor. Evet. Evet. Soruyorum.
Sanem'le Can birlikteler mi? Daha doğrusu dilim varmıyor ama ikisi sevgili miymiş? Sevgili miymiş? Sevgili miymiş işte, ben size soruyorum. Siz sordunuz, ben bilmiyorum ki. Siz bir şey biliyorsunuz demek ki sorduğunuza göre. Siz bildiğiniz için şu anda biz biliyoruz. Tam da bilmiyoruz, net değil çünkü. Siz biliyorum dediğiniz için biz öyle biliyoruz gibi şey algılanıyor. Şu anda ben bilmiyorum. Sevgiliymiş diye siz başlattınız. Senin anksiyeten tuttu CC, senin var dilinin altında bir şey. Tamam, kilitlendin sen, gülis. Deren Hanım, ben de sizden duydum ilk. Siz söylediniz, ben şok oldum. Nasıl benden duydun, nerede? Siz odanızda mırıldanıyordunuz sevgililer diye, öyle duydum. Aa, Gülis, sen gizli gizli Deren Hanım'ı mı dinliyorsun? Aa! Saçmalama Ceycin. Yalancı, yalancı, sizi dinliyor Deren Hanım. Tamam, konuyu değiştirmeye çalışmayın. Tekrar soruyorum, Can'la Sanem birlikteler mi? Ya ben bilmiyorum Deren Hanım, ben bilsem zaten laps diye söylerim. Tutamıyorum ki içimde ben. Sır falan saklayamam. Söylesene Gülüz biraz destek çık. Ben de hemen söylerim mesela. Sizin sormanıza gerek de yok. Siz mesela odada otururken ben gelir söylerim. Böyle böyleymiş derim. Söylerim, derim ki ormanda Can'la Sanem derim. Ne işte, o bir türlü öğrenemiyorum. O ne demek CC, ne olursun. Siz bizi yemek ısmarlayacaktınız. Bu yüzden buraya davet ettiniz. Altında başka şeyler varmış. Çok teessüf ederim. Demek ki insanlık neymiş? Ölmüş. Ben gidiyorum. Bu yemeği de yemiyorum. Doydum ben. Hoşça kalın, bay bay. Tamam Gülis, sen konuş, sen cevap ver bana. Deren Hanım, ben sizin yalancınızım. Bilmiyorum. Ama hiç kimse bana bir şey anlatmıyor. Bilgi akışı yok. Mesela ne olacak? Gelecek nasıl şekillenecek acaba? Benim kendim bir takım şeyleri hazırlamam gerekiyor Gülis. Bu yemek de hiçbir işe yaramadı. Ay yok. Açmıyor, kesinlikle açmıyor. Ulaşamıyorum. Ceyda Hanımcığım, ben maalesef Can Bey'e ulaşamıyorum. Kesinlikle ulaşamadım. Deren Hanım, ben de aynı şeyi söylüyorum. Sabahtan beri Can'a ulaşamıyorum. Ama ulaşmanın bir yolunu bulacağız illaki. Nereye sorsam diye düşünüyorum. Siz de biraz sinirli gibisiniz. Aceleniz var, haklısınız. Ne bu ısrar artık ya? Koskoca şirket CEO'su şahsi olarak koşturur mu bu işlere? Koşturur Gülis. Her şirkette bir CC yok. Ofis boy mu diyorsun? Yazıklar olsun diyorum şu an. Sen onu bunu bırak da Deren Hanım'ın gözleri Sanem'i arıyor. Birazdan sana patlayacak. Ben o zaman gözlerimde durmayayım. Tamam. Geliyor, geliyor. La la la. CC. CC. CC diyorum. Sanem nerede Sanem? Nerede? Çıkarır mısın şunu, iyice delirteceksiniz beni ah. Sanem nerede? Sanem lavaboda. Tamam, söyle, lavabodan çıktığı gibi derhal yanıma gelsin. Gelemez. Ne demek gelemez? Gelemez çünkü midesini bozmuş, çaçır olmuş. Hastaneye bile gitmiş olabilir şu anda, bilmiyorum yani. En son oradaydı ama hastaneye de gitmiş olabilir. Ajansta olmayabilir şu an. O kadar gereksiz ayrıntı veriyorsun ki, ayrıca çok iğrenç. O Sanem'e söylüyorsun, buraya geliyor. Sanem'i aramıyorum. Ama projenin koordinatörü ya, kendisi belki onu gör. Hiç gerek yok. Can'a ulaşmam lazım benim. Şöyle yapalım, ben odasında bekleyeyim. Siz ona ulaşınca bana haber verin. Olur mu? Tabii, nasıl arzu ederseniz, ben de eşlik edeyim size. Görüşürüz. Aynen öyle. Tabii, lavaboda değil mi? Lavaboda değil ki Sanem. Lavaboda mı olsun, arkadaşın cırcır mı olsun isterdin? Ben onu demiyorum CC. Ben diyorum ki Can Bey de yok, Sanem de yok. Tesadüf mü bu? Ayrıca bu tesadüfse artık kaçıncı tesadüf? Hem biz bunca zamandır bu şirkette çalışıyoruz, terfi alamıyoruz da Sanem Hanım nasıl oluyor, bir düşünür müsün? Ne terfisi bekliyorsun sen Gülüz? Hı? Gıybet terfisi mi? Gıybet süpervizörü mü olacaksın? Sürekli dedikodu dedikodu var 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 var, her yerde dedikodu yapıyorsun. Ne terfisi bekliyorsun? Çalışmıyorsun ki. Kız çalışıyor, hakkıyla terfisini kazanıyor. Dinlemiyorum seni. Kız hakkıyla terfi aldı. İşinize gelmeyince gelsin Sanem. O dosya değil, o kırmızı ya arkadaşlar. Ben olmayınca... Alo. Sanem neredesin sen? Çıktım. Çıktım, çıktım. Geliyorum. Dur, sakin ol. Cırcır ettim seni. Mideni bozdum senin. Anlamadım. Söyleyecek başka bir şey bulamadın mı? Bulamadım. Bulamadım başka bir şey. Bahane de beğenmiyorsun. Hastanede yatıyorsun sen şu anda, tamam mı? Ne? Nasıl yani? Şöyle ki, oturduğun yerde ajansa da gelme bugün. Bence sen beni kovdurmaya çalışıyorsun ama neyse. Konuşacağız seninle CC. Tamam Deren, anladım da geleceğini haber vermemiştik ki Ceyda. Tamam da sabahtan beri ben ne yapacağımı şaşırdım. Kadın CEO sonuçta. Biz de koskoca ajansız Deren, unutma. Biliyorum da sabahtan beri bekliyor burada. Önemli bir şey söyleyecek herhalde. Ne yapayım ben? Sen neredesin? Evdeyim şu an. Tamam, geliyorum ben. Tamam. Tamam, görüşürüz. Çeneni. Kapat çeneni.
Kapat şu telefonu artık. Benim galiba şirkete geçmem lazım. Dumanlar çıkmaya başlamış. Şirket mi yanıyor? Yok, kafalar yanmış o yüzden. Ha. Ben seninle gelemiyorum. Yani şirkete gelemem. Çünkü C.C. hastanede olduğumu söylemiş. Yine güzel işte. Burada beklersin akşama kadar beni. Sonra yine akşam birlikte olursun. Akşam ama. Akşam da mı? Ama daha evinde bu sefer. Baş başa. Gece gece. Daha evinde. Olmaz mı? Olur. Olur olur. Ama benim şimdi çıkmam lazım. O zaman çıkalım. Ben mahalleye bir gideyim. Annemle bir konuşayım. Tamam, birlikte çıkalım. Tamam. 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 Sen de işlerini hallet. Evet. Akşam birlikteyiz o zaman. Bir şey diyeceğim. Ha. Sürprizim var sana. Gerçekten. Akşam. Vallahi billahi. Sevgililer birbirine sürpriz yapar.